Değerli temsilcileri, ben de sözlerimin başında Sayın İl Başkanımıza bizleri burada bulunan sizlerle bu seçkin toplulukla bir araya getirdiği için hem İl Başkanımıza hem Kayseri Milletvekilimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün Kayseri bizim bu sene başından beri ziyaret ettiğimiz 25. vilayetimiz. Yine ilçeler itibariyle de baktığımız zaman yaklaşık 100 ilçeyi ziyaret etmişiz. 26 bin kilometrede yol yapmışız. Peki biz bunu neden yapıyoruz? Biz iş alemimizi, iş alemimizin, esnaflarımızın, çiftçilerimizin, ziraatçilerimizin sorunlarını dinlemek için bu toplantıları düzenliyoruz ve bekliyoruz ki sizlerden de bekliyoruz ki burada samimi bir katılım olsun, sorunlar bize gelsin, biz de bu sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyabilelim, bu sorunları dile getirebilelim. Tabii biliyoruz burada bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri sadece kendilerini temsil etmiyor, aynı zamanda Ankara arkalarında on binlerce üyeleri var. Dolayısıyla onların söyledikleri bizim için son derece önemli oluyor. Ben bugün size Kayseri ekonomisine ilişkin tespitleri hem il başkanımız hem Kayseri milletvekilimiz söylediler, değindiler burada. Dolayısıyla ben genel olarak Türkiye ile ilgili sorunlara değinmek istiyorum. Şöyle Türkiye nereye gidiyor diye bir sunum hazırladım. Bir kere her şeyden önce bir 2023 hedefleri vardı. Hatırlayacaksınız 2011 yılında bu 2023 hedefleri devletin resmi evrakına da geçti. Planlarda da yer aldı. O hedeflere göre Türkiye'nin 2023 yılında 2 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılası olacaktı. İşte bu hedefe göre gitmiş olsaydık 2020 yılının sonunda Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının 1.6 trilyon dolar, 1 trilyon 600 milyar dolar olması gerekiyordu. Bugün bunun yarısında bile değiliz. Bugün gayri safi yurt içi hasıla rakamları açıklandı. Orada da dolarla ulaştığımız gayri safi yurt içi hasıla 765 milyar dolar. Dolayısıyla 2023 hedefleri artık hayal oldu. Ama birileri 2023 hedeflerine ulaşacağız demeye devam ediyor. Bugün 2020 sonu itibariyle ülkenin ekonominin iyi yönetilmemesi nedeniyle 2 trilyon dolarlık hedefe ulaşamadığımız için, 2 trilyon dolarlık hedefin altında kaldığımız için kaybettiğimiz, cebimize girmeyen, hatta cebimizden çıkan para 1,892 milyar dolar. Peki niye bu rotadan çıktık? Bence burada 3 tane büyük sorun alanı, 3 tane büyük kriz var. Bunlardan birincisi büyüme modelimiz tıkandı. Yani özellikle dışarıdan sıcak parayı alarak, içeride betona yatırarak üreten dolar elde edecek şirketlere yatırımlar yapmadan büyümenin sonucunda ekonomik kriz tıkandı. Ekonomik sistem tıkandı. Niye tıkandı? Çünkü dışarıda artık şarkı değişti. Dışarıda eskiden para çok ucuzdu. Bizim gibi ekonomilere hızla akıyordu. Ancak son krizlerden sonra sermaye daha ürkekleşti. Ürkekleştiği için de doğruları yapan ülkelere akmaya başladı. Biz ise doğruları yapmadığımız için, yani ülkenin çekiciliğini arttıracak bir takım düzenlemeleri, reformları yapmadığımız için para gelmemeye başladı. Para gelmeyince de patinaj yapmaya başladı ekonomi. Bir diğer önemli konu devletteki yönetim krizi. Özellikle Türkiye tek adam rejimine geçiş düğmesine 2013 yılının sonundan itibaren bastıktan sonra çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. 2014 yılında Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesi çıktı. Ben alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım dedi. Zaten işin nereye doğru gitmekte olduğunu o gün gördük.
ve Türkiye'de tek kişilik şahsım rejiminin, şahsım vesayet rejiminin inşasına başlandı. Bir başka önemli gelişme, 2020 yılında bütün dünyada baş gösteren ve tüm ekonomileri etkileyen küresel kriz oldu. 2020 yılında Türkiye'de de bu pandemi etkisini göstermeye başladı ve pandeminin etkisiyle ekonomideki sıkıntılar, patinaj çok daha kritik noktalara ulaştı. Peki bu devletteki yönetim krizi dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Aslında çok kısa özetlersek, hani uçuracak dediler, şöyle olacak, böyle olacak bu rejim dediler ama bugün yasaları dahi, yani kurumlar yasalarda yazan görevlerini dahi tek kişinin talimatı olmadan uygulayamıyorlar. Talimat bekleniyor. Yani bundan önceki dönemde bir daire başkanının çözeceği mesele şu anda sarayda en tepe noktaya kadar imza bekliyor. Sonuç, Türkiye tabii iklim değişikliğinin de etkisiyle çok ciddi bu yıl yangınlarla karşı karşıya kaldı. Türkiye'yi uçuracak dedikleri bu rejim aslında yangın uçağı uçuramadı. Seli yönetemedik. Çok Batı Karadeniz'de çok ciddi sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık ve yıkılan yerlere, yitirilen canların nerede olduğuna baktığımız zaman bunların hepsinin aslında inşaat yapılmaması gereken dere yataklarına inşaat yapılması sonucunda veya tomruk depolanmaması gereken yerlere tomruk depolanması sonucunda yaşandığını gördük. Bir başka önemli konu, aslında iklim değişikliği herkes tarafından biliniyor. En iyi de iş alemi bunu biliyor. Bu iklim değişikliğine karşı da ülkenin çok ciddi planlar, stratejiler geliştirmesi gerekiyor ki bu iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı riskleri yönetebilsin. Bu yangınların olacağı, bu sellerin olacağı aslında uluslararası bilim adamları tarafından sık sık dile getiriliyor. Ama Türkiye'nin bunlarla baş etmek için uzun vadeli bir stratejisinin olmadığını, uçak, helikopter, modern teçhizatla ilgili bu felaketlerle baş edebilmek için modern teçhizat tedarik programının olmadığını ve buna yönelik bir insan gücü planlaması yapılmadığını da bu felaketler süresinde gördük. Bir başka önemli konu, düzensiz göç. Bu ülkenin en önemli beka sorunlarından bir tanesi bize göre düzensiz göç. Niye bunu böyle söylüyorsunuz? Evet, baştan çok cazip gibi gözüküyor. Türkiye'ye bu düzensiz göç sonucunda gelen sığınmacılar aslında önemli de bir ucuz emek kaynağı oluyor. Ama Türkiye bu ucuz emeği kullanabildikçe aslında kat etmesi gereken aşamaları, yani Avrupa'nın, Amerika'nın gelişmişlik seviyesinde sahip olduğu teknolojileri, yatırımları yapmak yerine doğudan gelen bu ucuz emeğin bulunduğu ülkelere doğru yaklaşıyor. Bu ülkeyi orta gelir tuzağının dibine çekiyor. Kısa vadede tamam, cazip gibi görünüyor ama uzun vadede ülkenin gelişmesinin önünde en önemli engellerden bir tanesi oluyor. Tabii yine 40 milyar dolara yakın bir para şu anda sadece Suriye'den gelen sığınmacılara harcanmış durumda. Bu çok büyük bir imkan, çok büyük bir para. Bu parayı yatırımlarda kullanmış olsaydık bugün çok daha başka yerde olurduk. Maalesef Avrupa'nın kafasında Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almak yok. Ama Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin sınırında bir sığınmacı getosu haline getirme niyeti var.
para vererek bu ülkeyi bir sığınmacı getosu haline getirmek istiyorlar. Aslında şunu bilmeleri lazım, farkında değiller. Avrupa Birliği'nin sınırı Edirne'de başlamıyor. Avrupa Birliği'nin sınırı aslında Gürbulak'ta başlıyor. Onlar da bunu fark ettikleri zaman çok geç olacak. Yine hükümet bu düzensiz göç konusunu başta çok hafife alıyordu. Önce bu Afganistan'dan göç meselesi ortaya çıktığında finansı iyi yönetiyoruz. Dolayısıyla göçmen kabul edebiliriz, Türkiye'ye sığınmacı kabul edebiliriz, daha fazla sığınmacı kabul edebiliriz dediler. Sonra devreye biz girdik. Defalarca uyardık. Ülke çok büyük sıkıntıya doğru gidiyor dedik. Ondan sonra başladılar daha fazla göç yükü kaldıramayız demeye. Dolayısıyla bu göç meselesini de, düzensiz göç meselesini de çok kötü yönettiğimiz ortada. Salgını yönetemedik. Bu önce ekonomik yanına değineyim. G20 ekonomileri içinde vatandaşlarına, bu salgından etkilenen vatandaşlarına bu salgını atlatmaları için en çok kredi veren ülke Türkiye. Yani krediyle çözmeye çalışmışız. Borçla, borç vererek çözmeye çalışmışız. Yine aynı grupta en az doğrudan gelir desteği veren sondan üçüncü ülkede Türkiye. Bütçeden destek vermemişiz. Al borcu geri ödersin, sen işini hallet demişiz. Hala yine bu kredi garanti fonundan borç vermenin peşindeyiz. Ben iş alemiyle konuşuyorum. İş alemi artık yeniden yapılandırma bile istemiyor. Konuşuyoruz değerli arkadaşlarımla birlikte. Bize söyledikleri geçen gün çok ilginçti. Biz yapılandırma istemiyoruz, biz erteleme istiyoruz dediler. Nedir dedim aradaki fark? Erteleme eski faizle dediler. Daha fazla faiz ödeyebilecek takatimiz yok dediler. Yine pandemide döndük dolaştık. Günde kaybettiğimiz vatandaş sayı, vatandaşlarımızın sayısı 250'ye yaklaştı. Amerika bizi riskli ülkeler arasına aldı. Fransa, yanlış hatırlamıyorsam Almanya, bunlar hepsi bizi kırmızı ülke, kırmızı listeye aldılar. Bütün bunlara baktığımız zaman bu pandemi konusunda da çok ciddi sıkıntılarımız olduğu, turist gelmesi konusunda, turistlerin buraya gelmesi konusunda ve sizlerin de yurt dışına gitme konusunda ciddi sıkıntıların olacağı ortaya çıkıyor. Ama bundan daha önemlisi, umarım bu ölüm sayılarındaki artış, vaka sayılarındaki artış yeni bir kapanmanın habercisi olmaz. Böyle olursa ben size söyleyeyim. Esnaflarımızla konuşuyorum. Bana söyledikleri şey şu. Şimdi şu dönemde ayakta kalabilmek, işimizi yapabilmek, birikmiş borçlarımızı ödeyebilmek için elimizde ne var ne yoksa sattık, işletmelerimize yatırdık. Bir kere daha kapanma gelirse biz bunun altından kalkamayız diyorlar. Baktığımız zaman şunu görüyoruz. Biraz önce söyledim, milli gelirimiz 2013 yılından bu yana 241 milyar dolar erimiş vaziyette. Bırakın büyümeyi, küçülmüşüz. Ama bugün hükümetin başı diyor ki öyle çok fazla bir şey olmadı. Biraz diyor azaldı. 241 milyar dolar. Bugün büyüme verileri açıklandı. Dün de söylemiştim, çok yüksek bir büyüme gelecek. Çünkü iki tane etki var yan yana. Bunlardan bir tanesi, top yere attığınız zaman ne kadar yukarıdan atar, ne kadar sert atarsanız o kadar yukarı sıçrar. Buna biz baz etkisi diyoruz ekonomide. İkincisi, geçtiğimiz yıl özellikle yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde çok hızlı kredi artışının gecikmeli etkisi bu yılın ikinci çeyreğinde de devam ediyor.
Böyle baktığımız zaman %21.7'lik bir büyüme hızına ulaştık. Peki bu sağlıklı bir büyüme mi diye baktığımızda önce bir kere şunu tespit edelim. Bir önceki çeyreğe göre ekonomik aktivitede, ekonomik aktivitenin hızında bir ciddi yavaşlama var. 1.9'a düşmüş. Yani yılın birinci 3 aylık dönemine göre ikinci 3 aylık dönemde aslında artış sadece 1.9. Yine bir başka önemli altını çizmem gereken nokta. Şu anda gayri safi yurt içi hasılanın seviyesi reel olarak 2018'in aynı döneminde yani ikinci 3 aylık dönemindeki seviyesinin sadece %7 üstünde. 3 yılda %7. Yıllık ortalama %2,4. Bunlar bu ülke için son derece düşük büyüme hızları. Bir de alt kalemlerine baktığımız zaman gördüğümüz bir başka şey var. Emeğin payı. Geçtiğimiz yıl ikinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasılanın %37'si emeğe gidiyordu, çalışanlara gidiyordu. Bu yıl %32.9'u, %33'ü çalışanlara gitmiş. Şöyle baktığımız zaman aslında TÜİK'in tabelasına yazdığı %21,7'lik büyümenin sokakta olmadığını görüyoruz. İşsizlik hala, işsiz sayımız hala 9 milyonlarda. Pahalılık aldı başını gitti. Dolayısıyla bu hükümet bizi daha önce hatırlarsanız istihdam yaratmayan büyümeyle tanıştırmıştı. Şimdi öyle gözüküyor ki hem istihdam yaratmayan hem de yoksullaştıran büyümeyle tanıştırıyor. Bu büyüme sürdürülebilir değil. Bu büyüme saman alevi gibi. Göreceksiniz 3 ve 4. çeyreklerde bir önceki 3'er aylık dönemlere göre eksi büyümeleri görmeye başlayacağız. Bir önceki yıla göre de büyümeler oldukça düşük seviyelere doğru gerileyecek. Ekonomi politikalarının başarısı çalışmak isteyenlere ne kadar iş yarattığıyla ölçülür diyor Sadun Aren hocamız. Baktığımız zaman hala da Türkiye'nin yarattığı istihdam, yarattığı iş imkanı 2018'in altında. Yine işsizlik oranı da 9 milyon civarında. 9 milyonu biraz geçmiş durumda. Yine bir başka önemli, bir sonraki şeye geçelim, grafiğe geçelim. Yoksul sayısı son 3 yılda hızla artmış vaziyette. 2 milyon 57 bin kişi artmış. Rusya'dan sonra servet dağılımı en kötü olan ülkede biziz. Yani servet az sayıda elde toplanıyor. Bunlar niye önemli derseniz, bugün artık bütün dünya bunda, bu göstergelere bakıyor. Bunları önemli buluyor büyümenin sürdürülebilirliği açısından. Borç yükümüz hızla artıyor. 2003 yılında borçlarımızın yani şirketlerin, hane halklarının, devletin, bankaların borçları gayri safi yurt içi hasılanın %97'sindeymiş. Bugün %163.4'e geldik. En hızlı artışı da 2007-2021 arasında olmuş. Burada %90'dan %163'e yükselmişiz. Bu tabii bütün dünyanın dikkatini çeken bir artış. Herkes de Türk ekonomisinin bu nedenle kırılgan olduğunu söylüyor. Özellikle özel kesimin döviz cinsinden borçlarındaki artış nedeniyle. Hayat pahalılığı demiştim. Temmuz ayları itibariyle fiyat artışlarına baktığımız zaman son geçtiğimiz aydaki yani Ağustos ayının başında açıklanan Temmuz ayı fiyat artışının TÜİK'in serisi içinde en yüksek fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Ekonomi kötü yönetiliyor. Bir sonrakine geçelim. Merkez Bankası'nın elinde yeterli cephane yok.
Yani 109 milyar dolarımız var. Uluslararası Para Fonu'ndan 6 milyar dolar daha gelecek. 115 milyar dolara çıkacak falan. Bunlara baktığınız zaman bu perspektiften rezervlere bakmak doğru değil. Net rezerv olarak bakmak lazım. Net rezervlerin hesaplanmasında da en muhafazakar yöntem Uluslararası Para Fonu'nun yöntemi. Buna göre 30 milyar dolar Merkez Bankası'nın, yani Merkez Bankası'nın kasasındaki dövizlerden kısa vadeli borçları düştüğünüz zaman 30 milyar dolar açık var. Türkiye özellikle bu mahalli idare seçimlerinden önce Türkiye'nin rezervleri, net rezervleri artıydı. Mahalli idare seçimlerinde ve ondan sonrasında Türkiye büyük ölçüde rezervlerini eritti. Bizim hesaplarımıza göre de 128 milyar dolar rezerv sadece seçimi kazanabilmek ve bir yanlış istikrar algısı yaratabilmek için kullanıldı. Oysa herkesin bildiği bir gerçek var. Yani sermaye hesabı açık olan bir ekonomide hem kuru hem faizi birlikte tutamazsınız. Ama bunu yapmaya çalıştılar ve ülkenin 128 milyar doları gitti. Şimdi bir başka önemli konu Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, araç bağımsızlığı diye bir şey kalmadı. Türkiye belki dünyada en hızlı Merkez Bankası başkanı değiştiren ülke. Bugüne kadar 2018 Haziran ayından bu yana iş başına 4 tane Merkez Bankası başkanı gelmiş. Şimdi diyorlar ki bundan böyle enflasyon daha yukarı çıkmayacak. Mümkün değil. Faiz oranında düşüşe geçiyoruz. Peki bunu kim söylüyor? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı söylüyor. Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı söylüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı olarak bütün bu kurum istatistiğinde Merkez Bankası'nda başındasınız. Siz bunu söylediğiniz zaman o kurumlar bunu talimat olarak alacaklar demektir. Ama bu tür işleri talimatla götürebilmenin mümkün olmadığı da açık seçik ortada. Dün de anlattım. Yani Uluslararası Para Fonu tüm dünya ülkelerine bu salgın nedeniyle destek olarak para veriyor. Amerika da alıyor bunu, biz de aldık. Bizim payımıza da 6.3 milyar dolar düştü. Ama biz bir tek bizim ülkemizdeki hükümetin başı bu 6.3 milyar dolarla övündü. Onun dışında hiçbiri övünmedi. Daha önce IMF ile işimiz bitti diye övünüyorduk. Ondan sonra IMF bizden 5 milyar dolar istedi diye övünüyorduk. Borç istedi diye övünüyorduk ki hiçbir zaman vermedik. Şimdi de IMF'den aldığımız 6,3 milyar dolarla övünüyoruz. Tabii bütün bunlar kafaları karıştırıyor. Bunların hepimize bir maliyeti var. Özellikle de sizlere bir maliyeti var. Bir sonraki tabloya geçelim. 18 Mart'tan 31 Ağustos'a kadar, yani Merkez Bankası Başkanı değişikliğinden bugüne kadar Türk lirası 7 lira 32 kuruştan 8 lira 32 kuruşa çıkmış. Artış %13,7. Hepsine birden girmeyeceğim. İstanbul endeksi 1550'den 1465'e düşmüş, -5.4. Risk primimiz, kredi geri ödememe risk primimiz %51.4 artmış. Bu çok yüksek tabii. Gösterge tahvil faizimiz 2 puandan fazla yükselmiş. Politika faizi de 2 puan artmış ama daha hala dünyadaki en yüksek enflasyondan biri bizde. Seçili ülke para birimlerine de baktığımız zaman Türkiye parası en fazla değer kaybeden ülke. Peki devam edelim.
Peki sorunumuz, en önemli sorun şu tabii. Kral olan yerde kural olmaz, kural olmazsa da yatırım olmuyor. Polatlı'da bir çiftçi arkadaşımız demişti bunu. Kral istemiyoruz, kural istiyoruz demişti. Gerçekten doğru. Dışarıdaki sermaye de böyle, böyle bakıyor. Kural değil, kral varsa gelmiyor. Ve bütün dünyada şimdi sermayenin getiri oranları düşüyor. Bizde çok daha hızlı düşüyor. Yine nitelikli yabancı sermaye, yani yatırım yapan, yeşil yeni yatırım yapan yabancı sermaye de ülkeye maalesef gelmiyor. Oysa ülkemizin çok büyük imkanları var. Türkiye 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa, 22 trilyon dolarlık pazara erişebiliyor. Özellikle bugün tedarik zincirlerinin kısaldığı bu ortamda bu muazzam bir avantaj. Yine Türkiye'nin genç nüfusu, yani bakan nüfusu, bakılan nüfusundan daha hızlı artıyor. Demografik fırsat penceresindeyiz ama bu nüfusu bir türlü doğru düzgün kullanamıyoruz. Çünkü OECD'ye göre baktığınız zaman, yani Uluslararası Ekonomik Kalkınma İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı rakamlarına göre ev genci oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye. Yani ne okulda olan, ne işte olan, evde oturan gençlerin oranı en yüksek olan ülke Türkiye. En büyük avantajımız genç nüfusumuz ama onu kullanamıyoruz. Dünyada bugün baktığımız zaman yeni bir takım eğilimler var. Bir kere kapsayıcı, nitelikli, biraz önce söylemiştim, biraz sonra göreceğiz diye, nitelikli, sürdürülebilir büyümenin önemi artıyor. Yani büyümeden kimse dışlanmasın isteniyor. Herkes oyunun içinde olsun isteniyor. Birileri çok hızlı yoksullaşırken birileri çok hızlı zenginleşmesin isteniyor. Eğer böyle olursa, geliri adil dağıtamazsanız, aynen misket oyununda olduğu gibi birilerinin elindeki misketler bittiği zaman o oyun dışında kalıyor. Oyun dışında kalanlar arttıkça da ekonomi duruyor. O nedenle Uluslararası Para Fonu da bugün artık kapsayıcı büyümeden söz ediyor. Yine G9 dediğimiz dünyanın en gelişmiş ülkeleri de kapsayıcı büyümeden söz etmeye başladılar. Bir zamanlar hatırlarsınız, bu ülkeler Washington Mutabakatı'ndan bahsediyorlardı. Washington Mutabakatı neydi? Devlet savunmaya baksın, güvenliğe baksın, piyasaları iyi işletsin, müdahale etmesin, sırtını yaslasın, ekonomi her şeyi çözer, piyasalar her şeyi çözer diyorlardı. Bugün bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Şimdi yeni mutabakat, bu yıl imzalanan Cornwall Mutabakatı var. Diyorlar ki devlet kimseyi büyüme sürecinin dışına itmemek için gerekli müdahaleleri yapmalıdır. Merkez bankasılarının bu adalet, gelir adaleti, gelir dağılımının adaleti falan işi değil. Ama bakıyoruz, Amerika'da St. Louis'deki Merkez Bankası İktisadi Eşitlik Enstitüsü kuruyor. Dolayısıyla dünyanın bugün en önemli problemlerinden biri prekaryalaşma, güvencesiz istihdam, gelir dağılımındaki bozulma. Çünkü bunlar küresel huzuru ve politik istikrarı tehdit ediyor. Küresel değer zincirlerinin kısaldığını söylemiştim biraz önce. Ancak bu değer zincirleri kısalıyor olması tek başına yeterli değil. Bir kere Avrupa Birliği ile ticaretimizi geliştirebilmek bakımından Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat belgesine uyum sağlamamız lazım. Dijital dönüşümü ülkede hızlandırmamız lazım. Serbest ticaret anlaşmalarını çok daha kapsayıcı olan derin ticaret anlaşmaları yerine alıyor. Bu anlaşmaları da nasıl yapabileceğimize bakmamız lazım. Yeşil dijital dönüşüme sonuç olarak ayak uydurmak için atacağımız adımları hızlandırmak zorundayız. Aslında en önemli sorunumuz güven. Bugün maalesef şu anda ülkeyi yöneten hükümete güven duyulmuyor. Ama ülkeyi de buhrandan çıkarmak için güvene ihtiyacımız var. Ülkeyi küresel arenadaki yapısal gücünü ülkenin arttırabilmek için de
yarışma gücünü arttırabilmek için de bir takım yapısal reformlara ihtiyacımız var. Bunun için 4 sütun üzerine inşa edilmiş bir stratejiyi 3 yeniyle uygulamamız gerekiyor diyoruz. Çözüm anlatırken biz diyoruz ki artık yeni kurallara, yeni kurumlara, yeni kadrolara ihtiyaç var. Peki yeni kurumlar, yeni kurallar ve yeni kadrolarla gerçeği ayakta tutacağımız, güçlendireceğimiz birinci sütun hangisi? Hukuk devleti ve demokrasi. Aslında bunu iki şeye çok basite indirgersek, hukuk devleti ve demokrasi can ve mal güvenliği demek. Peki yeni kural bu kapsamda ne olmalı? Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem. Buraya geçmemiz lazım. Ki istişare olsun, ortak akıl ülkede yeniden çalışmaya başlasın. Her şey tek adamın iki dudağının arasında çıkacak talimatlara göre yönetilmesin. Kuvvetler ayrılığı yeni kural içinde en önemlisi. Birbirini denetlesin, yani ekonomide fren ve denge mekanizmaları çalışsın. Yargı bu çerçevede mutlaka bağımsızlaştırılsın. Bir başka yeni kural, seçim yasası değişsin. Milletin vekilini millet seçsin. Bir diğer yeni kural, siyasi ahlak yasası çıkarılsın. Ama bana göre en önemli kural hangisidir diye sorarsanız önce şunu söyleyeyim. Bu ülkedeki en büyük açık nedir biliyor musunuz? Ne alıştığımız ekonomi sohbetlerinde bütçe açığı ne de cari açık. Bu ülkede en büyük açık herkesi kucaklayacak. Gerektiğinde devreye girerek uzlaşmayı sağlayacak, kutuplaşmayı önleyecek tarafsız cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla bu yeni kurallar içinde en önemlisi tarafsız cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı partili olmamalıdır. Yeni kurum, ekonomik ve sosyal konsey. Artık bu ülkenin ekonomik meselelerini çözerken tüm tarafları bir masanın etrafında toplayan anayasal bir kurum olan ekonomik sosyal konseyi çalıştırmanın zamanı gelmiştir. Kurulduğundan beri çalıştırılmıyor. Yeni kurum, Ulusal Vergi Konseyi ve Kesin Hesap Komisyonu'nun başında muhalefetten biri olacak Kesin Hesap Komisyonu'nu mecliste kurmak, Uluslararası Vergi Konseyi'ni kurarak vergi meselelerini de uzlaşmayla, kesimler arasında uzlaşmayla çözümünü sağlamaz. Yine bir başka yeni kurum bizce çok önemli. Bakın bugün Orta Doğu'daki çok ciddi sorunlar hep bize sirayet ediyor. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Egemen güçler bu işlere müdahale ettiği zaman bizim başımızdaki sorunlar çok daha büyüyor. Örnek Suriye, örnek Irak, örnek Afganistan. O zaman ne yapacağız? Biz diyoruz ki Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuralım. Ve bölge ülkeleriyle Orta Doğu'da kendi göbeğimizi kendimiz keselim. Başkalarının müdahalesine izin vermeyelim. Diplomasiyle iş dünyasının ve ihracatlarımızın önünü kesmeyecek bir dış politika uygulayalım. Bakın Suudi Arabistan'la olan meseleler, diğer ülkelerle olan meseleler, çok büyük imkanlar var, ihracat imkanları var ama kullanamıyoruz. Evet, ikinci önemli sütun üreten Türkiye. Borçla şişirilen değil, üreterek zenginleşen bir ülke. İç ve dış tasarruflarımızı yeni kural dediğimiz zaman, iç ve dış tasarrufları betona değil, üretime ve döviz kazandıran faaliyetlere yönlendireceğiz. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanacağız. Eğitim politikasını paydaşlarla beraber yeniden oluşturacağız. İş gücümüzün yarışma gücünü ve verimliliğini arttıracak eğitimdeki dönüşümü gerçekleştireceğiz. İnsan gücü planlamasına önem vereceğiz. Bugün en önemli sorunlardan bir tanesi, iş adamı çalışacak insan arıyor. Orada bir sürü işsiz var ama bir türlü çalışacak insanla işsizi bir araya getiremiyoruz. İş arayanı bir araya getiremiyoruz. Bir başka yeni kural, buhranın üreten sektörler üzerinde yarattığı tahribatı giderecek bir dönüşüm ve destek programını derhal uygulayacağız. Buradan ne demek, ne diyorsunuz diye. Esnaf borca batmış durumda. Çiftçi borca batmış durumda.
İhracat yapmayan iş adamlarının sıkıntısı her gün biraz daha büyüyor. KOBİ'ler. Vatandaş borca batmış durumda. Dolayısıyla bu pandemi döneminde borçla çözülmeye çalışılan bu süreçte alınan borçların hepsinin ödenmesinde sorun çıkarmayacak şekilde yönetilmesini iktidara geldiğimizde sağlayacağız. Başka çaremiz yok. Bundan bir yere gidemezsiniz. Yani daha önceki krizde ben hazine müsteşarıydım. Mecbur kaldık, İstanbul yaklaşımını uyguladık. Bu dönemde de maalesef daha geniş kapsamlı olması lazım ama birikmiş olan bu borçların ödenmesini kolaylaştıracak bir takım düzenlemeleri mutlaka yapmamız lazım. Hem büyüyeceğiz hem bu borçları ödeyeceğiz. Sağlık ve gıda gibi stratejik sektörlerde devletçi bir yaklaşım, kamucu bir yaklaşım benimseyeceğiz. Kendi kendimize yeterli hale gelmeye çalışacağız. Bütün dünyada bunu yapıyor zaten. Uluslararası standartlara uygun yeni bir kamu ihale yasası çıkaracağız. Stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Ve organize sanayi bölgelerinde teknoloji liselerini kurmayı taahhüt etmiştik. Yine bunlarla beraber organize sanayi bölgelerinde teknik üniversiteleri de çoğaltmak için elimizden geleni yapacağız. Ankara'da böyle bir uygulamayı gördük. Son derece başarılıydı. Bir diğer önemli konu güçlü sosyal devlet. Zenginliği hakça paylaşacağız. Kapsayıcı büyüme demiştik. Bütün dünyada bunun peşinde. Aşırı teknoloji kullanımının işsizliğe neden olmaması için Refah Devleti 3.0 politika çerçevesi. Aslında Refah Devleti 3.0 politika çerçevesi devletin aşırılıklar nedeniyle iş gücü kayıp yani iş imkanlarının kaybedilmesini ya da başka alanlarda belli kesimlerin dışlanmasını önleyecek bir takım düzenlemeler yapması gerekiyor. Şimdi bana diyeceksiniz ki bu nereden çıktı? Bu en son bakın Daron Acemoğlu diye bir Türk iktisatçı var. Gerçekten de dünyaca meşhur. Uluslararası Para Fonu Daron Acemoğlu'nu çağırdı ve bu konuda kendisinden bir bu yılın en önemli konferanslarından birini aldı. Sonra da baktık bütün dünyada bu iş konuşulmaya başladı. Bir başka önemli konu kadın ve genç işsizliğini hızla azaltmak, iş gücüne katılımı arttırmak, kendi işini kuracaklara, küçük iş yeri açacaklara özel desteklerle bu işi çözmeye, bu işe ilave bir çözüm getirmeye çalışmak. Asgari ücretten vergi almayacağız. Adı asgari ücret. Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler uluslararası çalışma örgütü normlarıyla uyumlu olacak. Çalışan ve emekliler büyümeden mutlaka pay alacak. Yani büyümeden pay vermeyen bir süreç olmayacak. Aile destekleri sigortası kurumu. Bu bizim en önemli projelerimizden bir tanesi. İspanya bu kriz döneminde buna benzer bir kurumu kurdu. Yani evrensel gelir desteğiyle aile sigortaları, aile destekleri sigortası arasında bir sistem. Biz bunun Türkiye'de çok iyi çalışacağını ve bundan sonra işte yok kısa çalışma ödeneğini uzatın, yok işte işsizlik tazminatlarını daha fazla arttırın gibi bir takım karma karışık uygulamalar yerine aile destekleri sigortası kurumuyla insanların dışlanmasını ya da yoksulluğa düşmelerini önlemeye çalışacağız. Son olarak da sürdürülebilirlik. Yani bozmadan, yok etmeden kesintisiz kalkınma. Bozmadan derken ne? Borç yükünü arttırmayacağız. Yani kamu açıklarına dikkat edeceğiz. İki, para politikasının enflasyona yol açmamasını sağlayacağız. Ama bir de çevreyle ilgili bir takım düzenlemeler. Yani sanayileşirken, büyürken çevreyi de tahrip etmeyeceğiz. Tahrip etmenin sonucunu gördük. Şu sellerde gördük, yangınlarda gördük. Dolayısıyla sürdürülebilirlik, ekosistem hakkı anayasal güvence altına alınacak. Yeşil mutabakata uyum sağlanacak. Gelir gelmez de yapacakları yok bu hükümetin. 8 ülke kaldık yani başka da ülke yok. Paris İklim Anlaşması'nı mecliste hemen onaylayacağız. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar üzerindeki siyasetin gölgesini kaldıracağız. Devlet ekonominin günlük işleyişine karışmayacak.
Yani Merkez Bankası'nın eline verdiğimiz ve sen bağımsız bir şekilde enflasyonu bunları kullanarak düşür dediğimiz araçlara müdahale etmeyeceğiz. Maliye ve para politikalarında borç yükü ve enflasyon söylemiştim, sürdürülebilir seviyelerde olacak. Makro ihtiyati tedbir çerçevesi paydaşlarla beraber şeffaf bir şekilde oluşturacağız. Bu bankalarla ilgili olan. Ekonomik istikrar küresel sermayenin risk iştahına terk edilmeyecek. Yani sermaye hareketlerindeki aşırı dalgalanmalara izin vermeyecek bir yapı kuracağız. Bu şu demek değil. Sonradan kural falan değiştirmeyeceğiz. Kural önden belli olacak. Girerken sermaye hangi kurala tabi ise çıkarken de aynı kurala tabi olacak. Bunu neyle yapacaksınız, hangi kadrolarla yapacaksınız derseniz sizlere bir dosya dağıttık. Dosyanın içinde ekonomi masasında görevli arkadaşlarımızın özgeçmişleri var. Bu özgeçmişlere baktığınız zaman da ülkeyi bundan önce yönetmiş tecrübeli kadroların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunu göreceksiniz. Yine 2001'de %5,8 daralan ekonomiyi 2002'de %6,4 büyüten kadroların neredeyse tamamına yakını büyük ölçüde bizde, üst düzey kadroların. Devleti ve ekonominin işleyişini biliyoruz. İstişareye, ortak akla inanıyoruz. Evet, beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi izin verirseniz yerimden sorularınızı arkadaşlarımla birlikte sorularınızı cevaplandırmaya çalışalım.